Hemen ülkenin gerçek eğitim programı Genç Vizyon başlıyor. Ben İsmail Yolcu. Bugün çok önemli bir konuyu Türkiye'de özel okulculuğu, özel kursculuğu konuşacağız. Biliyorsunuz geçen hafta bütün Türkiye genç Vizyon. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Yusuf Tekin hocamızı konuk olarak aldık. Asıl alma amacımız tabii ki müfredattı ama müfredata öğretmen mülakatları, öğretmen atamalarına bir miktar değindik. LGS'ye değindik, YKS'ye değindik ve inanılmaz şekilde yenme oranları ve devamında da milyonlarca tıklanan bir paylaşımlar yapıldı. İlginiz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün biliyorsunuz az önce de arz ettiğim gibi özel okulculuğu, kursçuluğu, özel sektör acaba şu anda bu bolca konuşulan gündeminin neresi? Devamında neler olacak? Çok da sahanın içinde olan hem okul hem kurs hem yayın anlamında çok değerli katkılar sunan ülkemize bir ismi arıyoruz. Aydın konuğumuz değerli eğitimci sevgili dostumuz Nesib Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili kendisi. Hocam hoş geldiniz. İsmail Hocam, ederim. Vallahi Sayın Bakan'dan sonraki bana göre en zor zamanda geldiniz hocam. Ee, sorularımız var, evet. sorulacağız ama tabii ki bizim derdimiz e, her zaman olduğu gibi ülkemizin evlatları, ülkemizin e, yarınları, ner paralar çıkartsa. sizin görüşleriniz şu andaki var olan süreçte hem sınavlar yaklaşıyor. Birçok şeyi konuşacağız. İsterseniz kısaca bir kendinizi biz çok iyi tanıyoruz. Daha önce de birçok defa program yaptık ama evet, kısaca evet. Amerikan Aydın kimdir diyelim. Devamında ilk sorumla hemen başlayalım. Evet, teşekkür ederim hocam. Bu programa katılmak en büyük şey. En büyük keyif benim Sağ açımdan. Sağ olun hocam. Siz de şeref verdiniz. Dediğiniz gibi gündemin en yoğun olduğu hafta birlikte. Şöyle mi desek? Aslında her şerde bir hayır vardır hocam. Önce pandemi, sonra depremi yaşadık ama ne mutlu ki geriye ee, ...enkazlar kaldırılıyor, hastalıklar bitiyor ama eğitim konuşulur oldu. Yani evet. ondan önce biz hep eğitimin konuşulmadığından ya bir burkuluyorduk. Ama artık eğitim öyle ya da böyle hep konuşuluyor oldu. Ee, ülkede de biz sadece her hafta ekranda olan tek eğitim programı olmanın verdiği güçle... E, ...konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Buyurun söz sizde. Yani öyle de olması gerekir İsmail. 20 milyon öğrencimiz, onların verileri... İşte özel dahil bir buçuk milyon öğretmenimiz aslında ülkenin en büyük, en büyük nüfus grubunu oluşturuyor. her eve hitap ediyor e hocam. Tabii yani yarın kahvaltılarda en çok eğitim konuşulduğuna göre gündemde de konuşulması gayet olan Hani bu noktaya karşı olmasına emanım. Ee, İsmail Hocam ben eğitim yöneticisi diye tarif ediyorum. 2000 yılından bu yana aile şirketimizde görev yapıyorum. İşte yayıncılık, kursçuluk. Ee, özel okulculuk faaliyetleriyle e, iştigal ediyoruz. Ee, benim asıl alan kamu yönetimi ama e, eğitim idaresi alanında da yüksek lisans e, yaptım. Öğretmen değilim ama eğitim yönetiminde ciddi e, hizmetler ve yürütmekteyim. Bir de annem babam öğretmen olması hasabıyla hayatım hep öğretmenlerin içerisinde geçti. Onlar öncelikle Eğitim de... Yani? Eğitim çok küçük yaşlardan beri hep öğretmen odası tozu yutmuş biriyim. Hep işte onlar da zamanında odasına orada çok keyifli zamanlarım oldu. İşte onların e, yaşantılarından hep kendime kattım ve hayatım hep her alanda yani hem öğrenciyken hem iş hayatındayken... ...hep öğretmenlerle bir aradaydım. Bu da sanıyorum benim için en büyük mutluluk. Evet, rahmetli babanızı bir kere daha anmış olalım... ...sevgili Hüsamettin hocamıza nur içinde yasın. Onda çok büyük emekleri, katkıları var. Kesinlikle. Ee, şimdi Nesip hocamla birlikte e, ailece hocam eğitimdesiniz. Peki e, şuradan giriş yapalım hocam. Siz şimdi e, özel okulculuk... E, ...devam ediyor bir taraftan. Evet. Sürekli değişen gündem var işte evet. müfredattan birçok alanda ama ben sizin dünya üzerindeki yaptığınız araştırmaları, yurt dışına gittiğiniz ziyaretleri, yaptığınız ziyaretleri de bildiğim için Türkiye ile dünyayı da böyle birazcık daha kıyaslayacak olsak şu ne, neredeyiz biz hocam? Dünyanın neresindeyiz özel okulculuk olarak? Evet yani özel okulculuk son dönemde genelde velilerin satın alma gücü, okulların ücretleri gibi konularla yoğun anılmaya başladı. Negatif anlamda değil mi bu anılma? Yani evet, negatif anlamda ama işte sunduğu hizmetler ülkeye kattığı nitelik anlamında çok maalesef belki bu bizim eksikliğimiz. Ama yani okulculuk biliyorsunuz binlerce yıllık, on binlerce yıllık mazisi olan bir süreç. Özel öğretim ve sonrasında özel okulculukta hakikaten çok ciddi bir hikayesi var. Yani şöyle bir örnek tarihiyle ilgili yoğun okumalar yapıyorum. İlk okulun izleri Orta Avrupa'da Milattan önce 35 binli yıllara dayanıyor. Orada işte spesifik mağaralarda gençleri, çocukları törenlere hazırlamak için işte özel materyaller oluşturmuşlar. Oradakinde çocukların alması gereken eğitimleri, oranın töresinin törenlerini nasıl temsil edeceğini oluşturmuşlar ve yani nereden baksan bin yıllık mazisi olan bir okullaşma süreci akabinde gelmiş. Ee, sonrasında tüm uygar uygarlıklar hani kendilerine en iyi nesli yetiştirmek, en iyi devlet adamlarını kendilerine katmak bu anlamda en nitelikli hizmeti halkına sunmak için e, okulculuğu kurumsallaştırmaya çalışmışlar biliyorsunuz. İşte Metehan'dan, e, gelen bizim töre eğitimimiz, ardından Selçuklularda, Osmanlılarda olan Yeniçeri Ocağı gibi e, kurumsallaşmış yapılar hep e, okulun aslında tarihi temellerini oluşturuyor. Bu anlamda yani özel özel okulculukta köklü bir tarihe. Her aile imkan bulduğu sürece, işte kendine özel öğretmenler tutup, eski Yunanlıs pedagoglar evet, var. Pedagoglar. Ya. Onlar ailelerin yanında yatılı alan, çocuğun bütün gelişim süreçlerini takip eden özel öğretmenler. O pedagogların eğitimiyle iyi bir retorik eğitimi alan, işte iyi bilgi sahibi olan dönemin gençleri de o noktalara gelebilmekteydi. Akabinde özel okulculuk faaliyetleri özellikle Avrupa. Pestolozi, Froebel gibi bilim insanlarının açtığı laboratuvar okulları, bunların ardından yaygınlaşması ve birçok girişimcinin hani kendine has programlarıyla, kendine has imkanlarıyla ailelerden ücretini alarak kurduğu özel okullar var. Bu tabii Türkiye'ye de yansıdı. Özellikle tanzimat döneminden itibaren yani özel okulculuk ciddi bir yaygınlaşmaya başladı ülkemiz topraklarında. Atatürk'ün Mustafa Kemal'in de okuduğu Şemsi Efendi. O da bir ilkokulu. özel okul. O evet. da bir özel okuldur. Şemsi Efendi'nin özel girişimidir. O da kendisi müfreda çok nitelikli öğrenciler yetiştirmiştir. O böyle güzel bir girişim olarak hep anılır. Özel okulculuğun ilk kez bir resmi belgede geçmesi de ıslahat Fermanı'na dayanır. Orada ilk özel okulun tarifi ve tanımı yapılmıştır. Sonrasında tabi işte özellikle Osmanlı'nın dağılma döneminde misyonerlik faaliyetlerinden dolayı e, yabancı özel okulların Türkiye'de girişi bir anda yayılması ve ardından hızlı bir şekilde kapatılması söz konusu oldu. E, Cumhuriyet, dönemiyle ile Cumhuriyet dönemi itibariyle de özel okullar yasal çerçeveye oturarak kurumsallaştılar ve o gün bugündür faaliyetlerini devam ettiriyorlar. E, şu anda e, öğrenci sayısı itibariyle özel okulların öğrenci oranı %8,5 yani Türkiye fosunun %8,5. Özel okullarda. 2000'li yılların başında bu oran %1,5 buçuk. Evet, i̇ki iki hocam? Evet. başladık. Sonra kademe kademe artarak 8.5'a kadar geldik. Aslında hani dünyadaki yer ortalamalar nasıl hocam? Ee, hocam OECD ortalaması yüzde %18. sekiz. Ee, şu anda OECD ortalamasının epey altındayız. Ee, Rusya, Belarus ve e, birkaç küçük ülke dışında e, hemen hemen tüm ülkelerde özel okulun az, kimin de çok. Özellikle işte için bazı bölge 60'lara varan özel okul oranları var. Bazı Avrupa ülkelerinde, Hollanda gibi ülkelerde yine %50'lerin üzerinde özel okulculuk var. Ama burada hani burada birazcık okul... daha farklı değil mi? Belediyelere bağlı şeklinde hani bakanlık evet, bazında evet. değil de belediyeler yani, şeklinde denetlemesi yani, yürütülmesi tanımlanıyor e, İsmail Bey özel Okullar. Bir e, gelirlerinin ya da giderlerinin yarıdan fazlası kamu tarafından karşılanan okullar var. Bunlar bağımlı özel okul olarak. Örneğin işte bir okul var diyelim. E, bu okulun giderleri 100 milyon lira. Bunun işte 6 milyon lirası öğretmen maaşı ödenerek, işte kira desteği verilerek okullara tanımlanıyor. Eğer bu istek alıyorsa bu noktada e, okulun bağımsız okul olduğu tarif ediliyor ve bu şekilde iki mevcut. E, genelde yani birçok ülkede e, tercih e, talep yönünden destek vermek özel okullar o da şu anlama geliyor. Yani örneğin eee de okula gidecekse e, devlet tarafından verilen çekler veriliyor. Eee o çeki istediği okula götürüp işte ben eğitimin kısmen ya da tamamen bu çek karşılığında ödenmesini talep edip Diyerek veli desteklenebiliyor. Ya da velinin vergisinden eğitim giderlerinin tamamı mahsulmek yolu destekler sağlanabiliyor. Genelde talep yönünden bu tür destekler var. Az önce ifade ettiğim arz yönünden desteklerse de yatırım zamanında özel okulun yatırım kaynaklarını iyileştirmek, öğretmenlerin maaşının tamamını ya da kısmen karşılamak gibi seçenekler var. Tam şu anda peki e, siz... E hak ettiği yerde görüyor musunuz hocam? Türkiye'de özel okulculuğu, özel öğretim hani buna kursları da dahil etmiş olalım. Evet. Yani şöyle şimdi bir eğitim e... profesyonel eğitim yöneticisi gözüyle sordum bunu. Evet. Sonra veli olarak da sordum. Yani soracağım. genel e, özel sektör eee değerlendirmesi yaptığımız zaman... artık e, kamuyla özel arasında çok keskin sınırlar yok. Yani bu daha sınırlı alanlarda örneğin adalette, savunmada bile devletler özel sektörün dinamik yapısından, nitelikli Aynen. hizmet olanlar. Bu anlamda hani kamu ile özeli böyle çok kenarlarla ayırmak uygun değil e, kanaatin. E, yani özel okullar e, birincisi rekabetçi yapısı, ikincisi e, velileri ve öğrencileri kendinde tutabilmek için nitelikli hizmet verme mecburiyetinde oluşuyor. Yani şöyle söyleyeyim hani bir defa bir veli gözüyle bakıldığı evet. devletin bedelsiz verdiği bir hizmet varken biz üzerine bedel alarak veliyi çekmek istiyorsak ...hani devletten çok çok daha rekabetçi ve... ...üst düzeyde hizmet vermemiz gerekiyor bu anlamda. Veriliyor mu şu anda hocam? 2000 özel okul var. Bu özel okulların... ...şu andaki verdiği hizmetlere bakılınca... ...bir buçuk milyon öğrenci çekebiliyorlar... ...velilerin satın alma gücünde. Ben bu anlamda sektörümüzün tabii ki... ...içeride çürük elmalar var ama... ...bakıldığı zaman genel anlamıyla bu nitelikinde ...ciddi faydalar sağladığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey yani eğitimde çeşitlilik... ...çok önemli biliyorsunuz. Yani özel bir okul aslında kendisine biricik hizmet sağlayan bir okuldur yani farklı bir anlayışı olan öğrencisini farklı alanlarda geliştirebilen her okulun kendi e, anları seviyesinde öğrencisine farklı e, okul yapısıdır. Altını çizmek için soruyorum hocam bu toplam 1,5 buçuk milyon öğrencim var hocam. Evet evet özel okullarda. Bu özel okullardaki bu 1,5 milyon öğrenci de da velilerin satın aldığı e, az önce o ifadeyi kullandığı evet. için bilerek kullanıyorum. Satın aldığı bir hizmet değil bunun içinde şehit gazilerde evet, evet. evlatları var evet. ve tabii ki bu okuyan e, başarısı yüksek ama eköy durumu e, o oranda olmayan öğrencilere de bu 1,5 milyona dahil değil mi hocam? Fakat, Oradaki oran tahminen kaç hocam? Şöyle biz zaten mevzuat gereği öğrenci sayımızın en az %3'ünü üçünü e, ücretsiz olarak okutmak durumundayız. Burada eksik alamıyorsanız e, tabii, tabii, Eğer Yani kontenjan eksikse onu özellikle şehit ve gazi aileleri yönünden desteklemek e, bizim bir boyun, boynumuzun borcu. İkincisi ettiği bir husus. Ee, onun dışında bu yüzde için çok çok üzerine çıkarak özellikle başarılı öğrencilerin e, akademik burslarla teşvik edin, e, milli sporcuların kulumuza katılması, bilimde başarı elde etmiş e, gençlerimizin okullarımızda öğrenci olması için yani tüm imkanlarımız seferber ediliyor. Yani dolayısıyla işte bir buçuk milyonun yüzde üçünden ibaret değil, belki yüzde ona seviyede biz e, öğrencilerimize tam burs, yarım burs ya da çeyrek burs gibi imkanlarla e, yani bunun dışında özel okulculuğun tabii bir de istihdam boyutu var değerli hocam. Şu anda 200 bine yakın öğretmenimiz özel okullarda tam zamanlı olarak çalışıyor. Yan hizmetlerde servis, yemek, servis, yemek, servis, fiyat, güven, kantin hizmetleri, hizmetleri değerlendirildiğinde yaklaşık 400 bin'e yakın bir istihdam yaratıyor özel okullar. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde şu anda sırf özel okullardan kursları 1,5 milyon 1.5 milyona 2 milyona yakın birey hani geçimini özel okullardan sağlıyor diye değerlendirebiliriz. Tabii çok önemli bir bir büyük bir ekonomik güç güce dönüşüyor. E, ee, peki özel okulluk standartlı olan bir standartları olan bir hizmet sektörü mü hocam yoksa duruma zamana göre şekilen kendi inisiyatifinize göre bazı değişiklikleri yapabildiğiniz özgür bir alan mı? Bunu sorar tabii Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullarımız ama e, bununla ilgili ne söylersiniz? Standartlar e, özellikle son dönemlerde bazı e, özel öğretim Genel Müdürlüğü aldığı evet. kararlar oldu. İşte burslulukla ilgili kararlar oluyor. Başka şeyler oluyor. Evet. Bu durum nedir hocam? Yani Biz, inisiyatif ne kadar kullanılabiliyor? Şöyle hani ben farklı sektörlerle de kıyaslama yaptığım için e, mevzuat ve standart anlamında en kapsamlı sektörlerden birisiyiz. Ön, olan, çizgiler çok aslında? net. E, hareket alanının çok e, sınırlı olduğu bu anlamda her e, faaliyetimizin hemen hemen izne bağlı olduğu bir e, standartizasyonla karşı karşıyayız. Bu tabii e, yani eğitim hizmeti e, çok fazla şansa bırakılacak bir şey değil. Yani bu anda da hem rehberlik hem denetim görevini çok sıkı tuttuğunu fark ediyoruz. Milli Eğitim Temel Kanunu'ndan Özel Öğretim Kanunu'na ve yönetmeliklere kadar bizim her attığımız adım santim santim hesaplanmış ve yıl boyunca her faaliyetimiz muhakkak mevzuat tamam. gözünden ve denetim gözünden geçiyor. Ee, örneğin e, resmi okullar 3 e, senede bir denetlenirken özel okullar her yıl denetleniyor. Bunun içerisinde e, idari denetim, finansal denetim, bina hizmetleri gibi tüm süreçlerden biz birebir e, müfettişlerimizin gözünden geçip Onların hem rehberliğini alıyoruz hem eksiklerimizle ilgili tenkitleri alıyoruz. Bu anlamda çok sıkı denetlenen bir mekanizma Merdivenlerin genişliği bile karışlarla ölçülür değil mi? İlk açılışta. Yani, yani kesinlikle o kadar Bizden aynen bir okul ruhsatı alabilmek e, gerçekten çok meşakkatli bir süreçtir. Yani bir okul ruhsatının işte mimarisinin düzenlenmesi, inşaat yapısının yapılması, orada ustanın yaptığı en ufak işte tavanda 3 cm'lik değişiklik bile. Pencereleri küçüklüğü okul Bunlar tabii çok e, yılların birikimi, ciddi bir külliyat var bunun arkasında ama yani ben her zaman bir eğitim idarecisi olarak şunu Yani biz e, okulumuzun kapısını açtığımız andan itibaren hani bir numarada öğrencinin emniyetini ve sağlığını düşünmek zorundayız. ve Dolayısıyla binalarımızın da buna göre yapılandırılmış olması gerekiyor. Yani kendi okulumdan bahsedecek olursak 7 gibi servisli öğrencilerimizi e, almaya başlıyoruz akşam 5.30'a kadar bizim mesuliyetimizde. Yani dolayısıyla onların başına çok büyük sorumluluk hocam çok ya, büyük sorumluluk. Yani inanılmaz büyük evet, sorumlu olan yani bir sektör. Bir 3 yaşından 17 yaşına kadar her yaş grubunda e, mizaj, e hareket alanları olan çocuklar var. E, güvenlik ve sağlık bizim için birinci öncelik. Peki her zaman. biz bize konuşuyoruz hocam. İki sorum olacak. Birincisi e, son dönemde özellikle ekonomik anlamda birinci sıra ekonomi. Evet. Devamını da işte başkaca maddeler oluşturuyor. E, velilerin ya da kamuoyunun özel okullara karşı bakış açısını e, objektif olarak görüyor musunuz? Evet, eleştiri. Yani. En çok eleştiri de özellikle bu yılla birlikte ekonomik anlamda fahiş fiyat arı, evet. başkaca şeyler çok konuşuluyor. Evet, evet. E, hak ediyor okulculuk özel eğitim sektörü bunların hepsini. Kurs da olsun okulda olsun ama özellikle okul son dönemde hep listede en üst sırada. Ya şöyle orada tabii belli örnekler üzerinden konu tartışıldığı için bu konu kamuoyunda oldukça farklı algılanıyor. Ben ne zaman böyle bir tartışmaya girsem işte karşımdaki veliler ya da karşımdaki konunun muhatları Yok ama 800 bin lira okul mu olur e, diyorlar. Şimdi o kaç okul peki 800 bin? Yani hocam? çok sınırlı sayıda. Yani Ankara'da var mı 800 bin liraya? Ankara'da duymadım. Ee, Ankara'da olduğunu İstanbul'da bilmiyorum. İstanbul'da kaç okul var? Tahminin. çok bir elin parmaklarını geçmez. İstanbul'un total e, okul sayısını biliyor musunuz? Onu bilmiyorum e, ama e, Türkiye genelinde 13 bin okul var. Hani bu 13 bin okulun içerisinde 130 Tolga tane... Tolga Demir izliyor. Biz hemen araştırıp yazsın <laughs> Tolga'cığım. İstanbul'daki <laughs> okul sayısı ve bu 800 binlik okulu bize iletirsen hemen. Çünkü ben de galiba en çok eğitim programları, bu tip eğitim mecralarında bu tip konular ele alınmıyor. Tabii ben burada size eleştirili anlamda bu soruyu evet, sordum. Evet. Devamında da şunu soracağım. Peki sizin beklentiniz nedir? Ee, i̇şte sayın Milli Eğitim Bakanımız buradaydı. Evet. Öğretmenlik meslek kanunu vesaire olacağıını da açıkladı evet. kendisi. O yüzden rahat rahat da söyleyeyim. Sizin mesela şu anda en büyük beklentiniz nedir hocam? Milli Eğitim Bakanlığında? <laughs> ee, Valla şöyle ben biliyorsunuz Topun Eğitim Meclisinde Başkan Yardımcılığı yapıyorum. Biz orada sadece okul işletmeleri üzerinden değil konunun açısından sektörümüzü en iyi sağlıyoruz. Birincisi bizler yani kamuoyunda bazen yanlış anlaşılıyor duruşumuz ama yani öğretmenlerimizin şartlarının iyileşmesi konusunda çok ciddi bir çaba sergiliyoruz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhtesinde değil Maliye Bakanlığı'yla ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve öğretmen şartlarının iyileştirilmesi konusunda çok ciddi politika önerilerimiz var. Şey mi demek istediniz yani bizim öğretmenlerimiz e, Milli Eğitim Bakanlığı'nı muhatap alarak aslında ücret artışı konusunda yanlış adres asıl onu muhatap Maliye Bakanlığı. Yani çok basit yani yaptığımız çalışmalardan sadece birini vermem gerekirse e, bilet okul yani çalışan bir öğretmenle e, özelde çalışan bir öğretmenin e, ver boyutta %30'a yakın farkı var. E, biz ayrımı yapılmaksızın bu farmesini ve bu anlamda özel okul öğretmenlerine e, bu farkı mahsup edilerek onların şartlarının iyileştirilmesi konusunda sürekli nerelerde bulunuyoruz. Bu konuda raporlamalar yapılıyoruz ama şu anda mali sıkılaştırma politikası olduğundan dolayı hani bu konuyla ilgili hemen bir asıl. Bu olarak. arada Tolga, sevgili Tolga Özdemir cevap yazmış. İstanbul'da 4100 küsür okul var. 800 bin üzeri okul 10-15'i geçmeyecek evet, şekilde evet. diyor. Yani işte ben hep bu tartışmanın o okullar üzerinden yürüdüğünü bilerek bir defa hani serbest piyasa ekonomisinde hani hani e, yani her isteğinin işte ben 3 milyona 5 milyona da o ücreti koyarım ve talip olanın ona gitmesi söz konusu olursa da ona bir engel koyacak bir mekanizma olması gerektiğini düşünür. Gider 1 milyon da verir, 3 milyonda da verir, 5 milyonda verir. Ama bizim yani hedefimizde her zaman eğitimin erişilebilir olması, imkan eşitliği yaratması çok hocam. çok önemli. Dolayısıyla biz sektör olarak hiçbir zaman velinin satın alma gücünü aşmamalı. Bu noktada hizmetlerin ulaşacağı sınır velinin satın alma gücü olmalı. Yani bu dönemde tabi. tabii Pandemi sonrası ve deprem sonrası ekonomik dalgalanmalardan dolayı satın alma gücüyle ilgili ciddi e, sarsılmalar oldu veli bütçesinde bu tabi olduğu gibi bize yansıdı. Bir de e, şu konu özellikle e, bizim tarafımızdan hassasiyet e, arz ediyor. E, Sayın Bakanımız yönetmeliği değiştirerek e, eski yönetmeliği getirdi, enflasyon nispetinde artış yapabiliyoruz. ama öncesinde e, enflasyonun hemen hemen üçte biri oranında ve bir sonraki sene de yarısı oranında ücret tavanına maruz kaldık. E, bu tabi tüm okulların bir e, portrelerini perişan etti. E, bu portikmak için de özel okullar gerçekten yani 3 bin adede kapanmak zorunda kaldı. E, çoğu çok ciddi mali sıkıntıya girdi. Bu yılda yine bu, bu oranda bir kapanma bekliyor musunuz hocam? E, yani şu ana yani... kadar kapanan okul sayısı açılan okul sayısından epey fazla gidiyor. Yani sektörde bir küçülme olacak ama bu yıl yapılan yönetmelik değişikle beraber e, okullar bir nebze daha nefes aldı. Hani şunu da belirtmek istiyorum. Devam eden finansal sürdürülebilirliği açısından bir sıkıntı elilerimiz. Ee, özellikle kurumsal yapısına güvendikleri okullara rahatlıkla gidip kayıtlarını olabilirler. Hani bu anlamda biz ve değiliz kanaatindeyim. Ee, şimdi hocam birazdan reklama gideceğiz ama Sayın Milli Eğitim Bakanımız şey demişti yani LGS sınavına 1 milyon 200 bin öğrencinin giriyor olması aslında problemin temel taşlarından bir tanesi bu. Evet. Sınava giren öğrenci sayısını ne kadar azalırsa ...gerçek anlamda işte 200 bin... ...bu rakamı ben söylüyorum... Evet. ...200 bin, 300 bin kişinin gibi bir sınav formatında... ...aslında ülkenin de sınava bakış açısı değişecek. Evet. Peki YKS ya da LGS gibi sınavların özel olucu... ...daha da böyle cazip hale getirdiğine inanıyor musunuz? Yoksa zaten özel okulun formatı farklı bir şey mi? Yani ben şöyle tarif edeyim İsmail Bey... ...işte 13 bin civarında okul ruhsatı içerisinden... ...1000 metrekare kampüsü olan da var... 50 çok bin metrekare kampüsü olan da var. 20 Hatta temel liselerden dönüşüp de hiç şey yani var. Yani ]acağız. 20 çalışanı olan da var, 2000 çalışan da var. işte sadece sınavlara hazırlık yapan da var. Farklı farklı uluslararası programlar uygulayan da var. Yani dolayısıyla bizim hizmet özel okulları çeşitliği gerçekten çok geniş. Yani bu grubun içerisinden bakıp işte şu profilde bir özel okul tanımı ben yapamıyorum sektörün içinden birisi olarak dolayısıyla çok fazla seçenek ve çok fazla e, hizmet alternatifi var özel okullar içerisinden. Hani burada velilerimiz hani çocuğun e, ilgisine ve ihtiyacına göre e, bu anlamda hangi hizmet ona uygunsa, hangi eğitim yapısı ona uygunsa ona göre bir seçenekle bulunup e, çocuğunu oraya emanet edebilir. Bahsettiğiniz gibi özel okullardan bir kısmı hani sınav hizmetleri yapıyorlar. Özellikle ortaokulda 7 ve 8, 8. sınıflarda, lisede 11 ve 12. sınıflarda. Nitekim kim yabancı dil konusunda oldukça ee, tamam, yani tamamen hani yabancı da ağırlıklı e, eğitim yapan e, okullarımız var çocuk. Hani sırf bir dilde değil, iki ya da üç dilde birden çok yetkin bir şekilde direbiliyorlar. Ya da YKS ya da LGS hiç düşünmeyip tamamen hani çocuğu uluslararası programlara göre yetiştirip, işte yurt dışından burs alabileceği seviyede yetiştiren okullarımız var. Bu anlamda seçenekler çok geniş ama. Yani özel okulların çoğunda da şu imkan olduğunu biliyorum. Ders dışı saatlerde son programlarıyla özel okullar bu anlamda sınav hizmeti de yürütmekte. Bu alanda e, oldukça iddialı, evet, iddialı sonuçlar alıyorlar. E, bakıldığı zaman sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS birincilikleri, YKS birincilikleri özel okullar tarafından çok paylaşılıyor. Bu anlamda bu hizmette sıkısız bir süreç diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Az sonra reklama gidiyor olacağız. Sevgili izleyiciler Instagram bonus olacak üzerinden sorularınızı görüşleriniz geliyor. Hem sınavla ilgili sorularınız var. E, ara veriyoruz. E, aradan hemen sonra sevgili Mirkan hocamla so bu keyifli soru edecek. İkinci bölümüyle devam ediyor. Ben İsmail Yolcu. Biliyorsunuz çok kifli bir söyleşinin tam içerisindeyiz. Sevgili hocamız Mirkan Aydın'la birlikteyiz. Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan ve Değerli hocamız Nesibe Aydın hocamızın da bir evladım. Bugün çok ilginç bir olay yaşadım. Ee, bizim Ankara Bilim Üniversitesi öğrenci, e, mühendislik öğrencileri ee, işte sınav uygulamasından dolayı aydın kurs vesaire evet, duydular evet. dediler ki Nesip hocam da gelecek mi dediler vallahi bilmiyorum gelir mi gelmez mi evet. ya keşke görsek dediler artık lise öğrencisi değiliz ama dedi onun kitapları bize o kadar o kadar çok böyle ...zorda kalıyorduk kızıyorduk ama iyi ki de zorlamış mühendislik artık orada evet. çok çok selamları Merakim, selam var. Selamlar. izliyor arkasında. şu anda selamları öyle, öyle mi? De. Evet. Biz de ellerinden öpüyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Hocam peki sınavlar, sınav evet. Türkiye sınavlar ülkesi. Ben onu hep kullanırım burada. Sınavlar ülkesi Türkiye işte evet. diye ama bu sınavlar eğitimi niteliğini yutuyor mu hocam? Bazı şeyleri ıskalıyor muyuz? Yani hem okul sahipleri, hem kurs sahipleri, hem yayın sahipleri evet. var. Evet. Masanın bir tarafı gerçekten de çok önemli işler yapıyorlar. Ama işin veli tarafına bakman da YKS ve LGS Google'da bile milyonlarca geçiyor. İşte kaliteli eğitim deyip enter'a bastığımızda daha az geçiyor. Evet, evet. İyi ki de var mı sınavlar? Yok. Sınavların böyle gidip daha format değiştirdikçe sizlerin işi. Yani böyle bir öğrenci nüfusunun olduğu her ülke çok daha düşük nüfusa da özellikle 14 yaşından itibaren sınavlar bir mecburiyet. Yani öğrencilerin objektif bir şekilde bir üst basamağa geçmesi, bilgi ve becerilerinin ölçülmesi Hatta birçok bitirme çağında olgunluk Tabii. sınavları yapıyor. Lise bitirme sınavları yapıyor. Dolayısıyla bu mecburi. Türkiye'de 8. sınıf çağında 1,5 milyon öğrenci, 12. sınıf ve mezun çağında yaklaşık 3,5 milyon öğrenci bir üst basamağa geçerken hani muhakkak bir sınav süzgecinden geçmeleri olması gereken bir standart. Ama bunun stres boyutu daha iyi yönetilebilir kanaatindeyim. Öğrenci, öğrencilerin özel güne bütün performanslarını aktarmaları hem LGS çağında hem de 17-18 yaşında üniversite çağındaki çocuklar için çok büyük bir gerek. TYT'nin örnek veriyorum 10. sınıfta yapılıyor olması, AYT'nin 12'de yapılıyor olması gibi veya başka bir öneri. Ya, konuda evet. biz de, bu konuları raporladık. Örneğin işte bir yıl içerisinde 3 sınav yapıp en yüksek aldığı puanla Üniversiteye müracaat edebilir. LGS sınavının birkaç sene içerisinde birkaç sefer yapılması. Nitecik uşu sorular geliyor olması yeni evet, müfredatta evet. birlikte. Aslında oraya doğru da biraz evrilecek gibi yani değil evet, mi? Evet. Sayın Bakan, geçen hafta sizin programınızda da bunların ipuçlarını verdi. Hatta bu sene biliyorsunuz okulun önemini arttıracak. Yani biliyorsunuz ilgi. Devamsızlık bir... başta olmak üzere açık liselerin kapatılması gibi. Evet, evet, kesinlikle. Yani bir defa hani şu algıdan bizim vazgeçmemiz gerekiyor yani iyi bir lise eğitiminin amacı başarısı değil, değildir asla yani değil. çünkü çocuğun lisede alması etkinlikler, bilgiler, beceriler vardır. Keza ortaokulda. Yani dolayısıyla bu sürecinin minimuma indirgenerek yani sınavların en son aşamada sadece ölçücü ve seçici niteliğini kullanmak gerekiyor. Sene e, Sayın Bakan'ın hemen ayağın tozuyla başlattığı devamsızlığın e, ciddi takip edilmesi, e, sınıf tekrarının getirilmesi, e, ortaokul diplomasının ve lise diplomasının kıymetli hale getirilmesi çok önemli adımlardı. Ardından biliyorsunuz Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü üzerinden çok ciddi bir çalışma başlatıldı evet. TAK yazılı sınavlar, formatif değerlendirme süreçleri başladı. Yeni bir en son yapılacak olan Şura'nın da ilk haberini yine bizim programda aldık. Belki Doğru. de yapılacak ilk Şura'da bunun sonu gibi düşünülüyor. Belki evet. de orada buna yönelik başkaca karar alınacak. Yani şöyle mesela bu değerlendirme, formatif değerlendirme hem şu anda hala hazırlanıyor hem de yeni müfredatın çok önemli parçalarından da yani burada e, çocuğun 5. sınıf 8. sınıfına sonuna kadar yönlendirmesi yapılıyor yani artı yönleri, eksi yönleri, zenginleştiririz, bulduğu yerleri tamamlayabiliriz gibi çok yönlü bakıyor. Genel sınavlarda yani LKS ve LGS'de genelde çocuğun en yüksek performans göster, en az yanlış yapacağı bir süreç pardon bir çıkalar yapılıyor. Bu çocuklar için çok acımasız kabul ediliyor ama şu andan itibaren süreç tamamen değiştiği için hani biçimsel derme ışığında LGS'nin ve YKS'nin de az önce sorduğunuz hani bu sınavla ilgili kursçuluk yayıncılık faaliyetlerinin ee, ...öneme artacak mı, düşecek mi konusunda da... ...benim şöyle bir kanaatim var İsmail Hocam. Ee, yeni müfredatın çok önemli orada evet. ee, orada... Dikey anlamda daha öğretici, daha kapsamlı öğrenmeyi sağlayacak... ...diğer çıkartılması. Oraya ders saati, öğretmenlerimizin şikayetinin olduğunu söyledi evet, evet. Sayın Bakanımız. Ders saati sayısını böylelikle müfredatta örtüşeceği. Evet, o genel e, müfredat yükü açısından o şekilde. Ama bireysel olarak da öğrencilerin hani seyreltme ve zenginleştirmeye maruz kalarak... Örneğin ben işte e, ortaokul öğrencisiyim. Benim matematikte başım e, orada ben normal müfredat yükü yerine işte daha e, düşük bir hızda e, yapabileceğim kadar e, alıştırmalarla temel e, belirlere haiz olabilir. E, matematik öğrencisiniz. Siz tamamen müfredatın gereğine hakim olduğunuz ve size zenginleştirme faaliyeti yaparak o demesini öğreneceğiniz, daha ileri matematik kazanacağınız faaliyetler yapılacak. E, burada da bence kanaatimce yani biliyorsunuz en son yapılan düzenlemeyle ortaokul da faaliyet daha doğrusu ortaokul kursçuluk faaliyetleri sosyal etkinlik merkezlerine dönüştürüldü. Ve bu merkezlerinde ee, akademik olarak çocuğu zenginleştireceği e, ya da eee takviye edici e, daha sosyal merkezler e, olarak ben faaliyetlerine devam edeceğini düşünüyorum. Yine YKS'de de bu anlamda e, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren e, eksiklerini tamamlayıp daha zengin eğitim içeriklerine kavuşacakları meraklar bu kursların faaliyetini değerlendiriyorum. Devam edeceğiz. Şimdi tam pro bu saatinde sevgili Besim Türkoğlu programımızın ayrılmaz parçası değerli e, eğitimci, bilim adamı olacak ileride birçok çalışmasında hep birlikte tanıklık edeceğiz. sevgili Besim Türkoğlu'nun randası var. Tam şu anda acaba besim hocamız bizler için ne hazırladı merak ediyoruz Gelin hep birlikte ajandaya gidelim. Rehberlik ajandası tüm hızıyla devam ediyor ve biz her zaman olduğu gibi sizlerden gelen soruları keyifle yanıtlamaya devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım sonra cevap için tekrar buradayız. Havalar ısındıkça derslere karşı azalıyor ne yapmalıyım? Evet aklımıza ilk olarak bahar yorgunluğu geliyor. Zaten tıp bilimi de bahar yorgunluğunu kabul ediyor. Ancak... Her yorgunluğun bahar yorgunluğu olmadığının da tıp bilimi önemli altını çiziyor. Yani bu noktada bahar yorgunluğu ve müzminleşmiş yorgunluk kavramlarını yani kronikleşmiş yorgunluk kavramlarının da e, farkını bilmemiz gerekiyor. Bahar yorgunluğu biraz daha kısa. müzminleşmiş yorgunlukta da daha uzun vadeli yorgunluk anlamına geliyor. Tabii ki bu yorgunluk türlerine bakarken özellikle irade kavramının da altını çizmemiz lazım. E, i̇rade dediğimiz şey uzun vadeye ulaşabilmemiz için kısa vadeli e, hazlardan kaçınabilmemiz anlamına geliyor ve bunu yaparken aslında sürekli bir karar veriyoruz. Ve iradelerimiz sınırlı bir kaynak olduğu için bir süre sonra ne yazık ki verme yorgunluğu ya da irade tükenmesi yaşayabiliriz. Yani bunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, iradenizin tükendiğinizi düşünüyorsanız, çalışmaktan en keyif aldığınız dergisi ise mutlaka bu derse göz gezdirmeniz gerekiyor, egzersizlerinize dikkat etmeniz gerekiyor, yürüyüşlerinize dikkat etmeniz gerekiyor ve sosyal eğitsel faaliyetlerinize de Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hem arkadaşlarınızla buluşmanız hem de arkadaşlarınızla açımlar yapmanız gibi e, fonksiyonlara da özellikle ve özellikle dikkat diyelim. Ve bunu sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerin yaşadığını da e, tabii ki hatırlamanız gerekiyor. Bunlara özellikle ve özellikle dikkat diyelim. Bizlere her zaman olduğu gibi tüm sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Evet, Besim Hocamız'a teşekkür ediyoruz. Hem bugünkü ajandaya hem de önceki bütün ajandalara Instagram rehberlik ajandasından ulaşabilirsiniz diyorum. Bir izleyici sorusu var. Hemen e, onun cevabını vermiş olayım. Sevgili Hazal Altındağ sormuş. İyi günler hocam. LGS'ye bir ay kaldı. Çalışma düzenimiz nasıl olmalı? Sevgili söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığımızın iki hafta önce paylaştığı örnek sorulara lütfen dikkat et. E zaten Sayın Bakanımız da hem YKS hem LGS'nin e, devletimizin öğrencileri verdik. Ben farklı bir şey söyleyeceğim. Türkçe'de birinci sorunun e, toplam kelime sayısı 180. Matematikteki ikinci soru örnek sorulardaki kelime sayısı da 79 cevap şıkkı. Burada okuma okuduğunu anlama ve en hızlı anlayanlar ve en iyi yorumlayanlar şüphesiz hem LGS hem YKS'de öne geçecekler algını ve motivasyonunu anlama ve okuma üzerine kurgula diyorum. Sözü de size vereyim hocam. Leys'e yaklaşıyor. Yerce mesaj geliyor hocam. Ee, öyle ya da böyle bu sınavlar olduğu sürece biz iyi ki de diyoruz ki her hafta ek öğrencinin sesine ses oluyoruz ama bir de peki kurslar neden var hocam? Evet. Ya bunun... Bizim okulculuğu konuşuyoruz. Evet. Çok bilimsel açıklamalar yapıyorsunuz. Tarih, kronolojik sırayı anlatıyoruz. Evet. Okulculuk var. Hı. Tamam. Tamam. ...kurslar neden var? Ya bir 2014 yılına gidelim... E, ...o dönem biliyorsunuz kanunla... ...dershaneler kapatılmıştı... ...ardından temel liseye dönüşmüştü... Evet. ...ve dönüşemeyenleri de geçici olarak... ...özel öğretim kursu e, imkanı... ...akabinde onun da kapatılması... ...gerekiyordu... ...ama bu bir arz... E, ...dünyanın her yerinde kursçuluk var... ...öğrencilerin hani okulla yetinmeyip... üzerine akademik çalışmalar... ...yapacağı merkezler, e, oluşumlar... ...dünyanın her yerinde var... Ve bu e, kurs faaliyetinin olmadığı her yerde de maalesef kaçak oluşumlar e, sektöründe ele aldı. geçiyorlar. E, yani 20 milyon öğrenci nüfuslu bir ülkenin içerisinde öğrencinin sadece okuldan ibare eğitim alması gerçekçi değil. E, i̇steyen sadece sınavlara hazırlık anlamında demiyorum ama ...5. sınıfta bilgisel bir öğrencinin hafta takviye dersleri alıp geliştirmesinde önüne engel koymamak gerekiyor. Bunlar kapılmaya çalışıldığı zaman ya da kısmen tekrar sınırlandırıldığı zaman bu talep olduğu gibi merdiven altına gitti ve şunu gördük: illegal unsurların hemen orada olduğunu gördük. Maalesef. Kanunla öğretmenli öğretmenli elinden alınmış bireylerin orada faaliyetlerde bulunduğunu gördük. İnsanların herhangi bir şekilde kime emanet ettiği ya da nereye gön oluşumlarda öğrenci okuttuğunu gördük ve tekrar. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamda hem lise gruplarının hem de okul gruplarında yasal zemine oturmasını sağladı ve bu anlamda insanın devlet tarafından denetlenen öğretmenlerin atamasının Milli Eğitim Bakan yapıldığı, finansal olarak her şeyin resmi olduğu tekrar kurs faaliyetleri başladı. Burada tabii ki arz talep dengesi, insanların ihtiyacınlar. Ee, okulla yetinmek isteyen velilerin tabii ki hiçbir mecburiyeti kursa göndermiyor ama bu anlamda kurslar hani akademik olarak e, öne çıkan faaliyetler yürüttükleri için de birçok velinin tercih olduğu bu anlamda tamamen velinin inisiyatifini bırakarak bırakarak ve kursların sağladığı hizmet kalitesini bu işi bırakarak hani özgürlükçü bir ortam ben devamının gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle doğru bir adım atacağım. Yasal zihin zey... içerisinde. Şimdi sizin en çok keyif aldığınız bölüm Hocam alan diyeyim daha evet. doğrusu. Basketbol, evet, spor, evet. sanat. E, Nesibe Aydın kadın basketbol takımı Süper Lig'de. Hatta evet. yeni bir transferiniz var 2025 24 25'te Onun da evet. haberini evet. ben bugün takip ettim. Sağ Kimdir hocam yeni transfer? Ee, ya Şöyle biz 7 e, senedir... Çünkü çok alışkın değiliz. Genelde evet, evet. Süper Lig e, evet. potasında olan e, takımlar transferleri evet. çok önceden bitirmezler. Evet. Ee, biz 7 e, süperlikte e, aynı ameliyat ediyorduk Erman hocamızla. 7 sene rekor kırdık e, biz e, Erman hoca. Çok uzun bir e, yani istikrar boyutuyla çok uzun bir süreydi. Ardından hem Erman hocamızın kararı hem bizim kararımızla ee, bir e, mola verdik e, onunla çalışmalarımıza ve e, özellikle gençlere çok şans bu anlamda hani daha savaşçı bir e, profil olan Efe Hoca ile anlaştık ve kadromuz... Savaşçı deyince Nesip Aydın Hoca'nın felsefesine evet, de uyuyor evet, tam mu? Biraz. <laughs> Sonuna kadar e, mücadele Devam. E, Zaten kadın basketbolu e, bizim Süper Lig'de bizi temsil etmesinin en önemli sebebi de e, İsmail bizim öğrencimiz var Türkiye genelinde okullarımızların. Üçte biri lisanslı sporcu. E, akşam biz de okul zili bittikten itibaren adeta bir olimpiyat merkezi gibi çocuklarımız antrenmanlarına yani yüzmeden koşuyorlar. Yüzme'den basketbola her alanda. Evet, evet çok farklı branşlarda e, müsabaka takımları kuruyoruz. Birçok branşta e, yüzmede, futbolda özellikle kız basketbolunda e, Türkiye birinciliklerimiz ilk beş e, yaptıklarımız var. E, bu süperlik takımımız da onlar için bir vitrin e, bu iş için. Yani ...profesyonel anlamda ablalar orada mücadele ederken... ...bizim küçüklerimiz de okul ve takım sporlarında yoğun bir şekilde ediyorlar. Sarı oyuncularımız da yani bütçemiz ligin en düşük bütçelerinden birisi ama... ...performans anlamında hep ortanın üstüne çıkabiliriz. Beraber de güzel başarılar elde edeceğimiz kanaatinde. Valla başarılarınızın devamını dileriz. Daha önceden de maçta geldik, izledik. Yani her zaman bekleriz. İnşallah yine deriz. Peki hocam bir soruda. da... Türkiye özel okullar evet. özde bir var. İşte evet. Ankara Eğitim Platformu var. Sizin evet. içinde olduğunuz eğitim meclisinde de özder var sizin. Evet. Birçok dernek var hocam. Evet. Hepsi eğitim adına bir şeyler yapıyorlar. Evet. Şahidiz. Yaneye geç. Evet. Her evet. olsunlar biz hiç unutmazlar. Siz bu derneklerin de daha üst sıralarda yer alabileceğini öngörüyor musunuz? Daha farklı bir yapılanmaya gidilebilir mi? Bu dernekleşme ile ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Evet, yani var olan derneklerin, ben de çoğunun üyesiyim zaten kıymetli aktif hizmetler, olarak hep rol alıyorsunuz. Evet, evet, yani tüm çalış çalışıyorum. Bu anlamda birbirinden farklı hizmet. Hepimizin amacı da şu, yani sektörümüsi, kalıcı finansal istikrara kavuşması ve verdiğimiz hizmetlerinde bu anlamda verilerin tercih sebebi olmanı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli mesuliyetimiz var. Yani bize hep şöyle bir söz var ya İsmail hocam. Yani insanlar evinin, arabasının anahtarını başka birine vermezken en değerli çocuk bize teslim ediyorlar Kesinlikle. ve etikemi sizindir. Yani bu anlamda biz bu mesuliyeti dahil taşımak için hep mesleğimizin standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. O bahsettiğimiz derneklerde bu anlamda çok yapıcı ve çok güzel hizmetler veriyorlar. Ee, özellikle öğretmenlerin nitelikleri de ciddi anlamda hizmetçi eğitimlerle sunumlarla konferanslarla katkılar veriyorlar. Hele de pandemi döneminde değil mi hocam? Evet. Yani evet. Ben TÖZOK e, çok öğretmen, akademisyenler böyle hala da devam ediyor. Evet. Sizin başka örneklendireceğiniz bu tip şeyler var mı hocam? Derneklerin, kurumların, ee, eğitimlerin? Yani o derneklerle hepsiyle beraber zaten Tobun Eğitim Meclisi çatısı altında. E, biz de aynı mücadele pandemi içerisindeyiz. Pandemide e, çok ön plana çıktılar. Evet, evet. Bütün derneklere buradan ...hepsine ben teşekkür evet, ediyorum. Ankara yani. Eğitim Platformunda da unutmayalım. Ankara Onlar Eğitim da... Platformu yok. Az önce de <laughs> andım. Hani, mı özellikle özellikle evet. sordum hani sizin evet. yaptıklarınızı. Evet. Sizin de bir şeyde, e, Şura Salonu'nda bir pandeminin öncesinde... ...çok büyük bir organizasyonunuz evet, evet. vardı. Evet, pizza yani. konferansı. Pizza uzan konferansı, uzan konferansı yapmıştınız. Onun evet. dışında sürekli faaliyeti <laughs> Velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin katıldığı... ...gerçekten çok delikli çalışmalar yapıyoruz. Ee, TOB'un Eğitim Meclisi de bu anlamda çok aktif. Örneğin velilerimizin lehinde olabilecek iki gelişme için... ...yoğun çaba sarf ediyoruz. ...birincisi eğitimde %10'luk KDV meselesi var biliyorsunuz. Evet çok konuşuluyor. E, veli'nin üzerinde bir yük. Bununla ilgili bizim önerimiz yani birincisi KDV kanunun sistematiğine de tamamen aykuru olarak... ...hani bir velisiniz, e, devletin bedelsiz verdiği bir hizmetten vazgeçiyorsun ...ve aynı hizmeti özelden talep ediyorsunuz. Ve bunun üzerine de %10 sizden KDV evet, talep ediliyor. Aslında ediyorum. devletimizin bunun, de teşvik ediyor olması. Bunu kesinlikle yani Veli'nin üzerinden bu yükün alınması için biz e, geliştiriyoruz... Onun dışında yine e, özel okul velileri üzerinde onların lehinde olabilecek bir başka önerimiz var. O da e, biliyorsunuz velisinin gelirlerini sadece %10'u e, eğitimden mahsup edilebiliyor. Bu da özellikle dar gelirli velilerimiz açısından bir dezavantaj. Örneğin 400 bin liralık bir eğitim masrafınız var sizin. E, 4 milyon liralık da geliriniz var. E, siz %10'luk kısmı itibariyle liranın tamamını mahsup edebiliyorsunuz. Ama 600 bin liralık geliriniz varsa... Sadece alt vergisi mahsup edebiliyorsunuz. Yani bu durumda daha varlıklı veliyi koruyan ama daha dar gelirliyi e, bu anlamda korumayan bir e, vergi muafiyeti var. bu için çaba gösteriyoruz. E, bu şekilde e, her dernek, her meclis e, aktif şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Evet, hepsi de var olsunlar gerçekten İyi ki de varlar programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Tam da artık şu dönem biz hep sınavları hep evet, ön plana evet. alıyoruz ama aslında bir de özel okulların tam kayıt dönemleri hocam. Evet, evet. Velilerimize neler önerirsiniz? Yani bir anne baba bu programı izliyorsa ya da daha sonra izleyecekse evet. okul seçiminde kuralları baz alsınlar. Evet, evet. Bunlar hata yapmasınlar. Yani bir çocuğu çok iyi tanımak gerekiyor. Hani çocuğun ihtiyacını, ilgisini, merakını cezbedecek Hani ben bu okulda e, öğrencim için e, tüm imkanların olurum. Bu anlamda çocuğumun akademik, bilişsel, zihinsel e, yani kişilik anlamında tüm gelişimine katkı verecek imkanlar olduğunu e, biliyorum diyebileceği okulu seçmeliyorum. İkincisi e, özel okul uzun bir serüven biliyorsunuz. İşte 3 yaşında çocuğunuzu teslim ederseniz. 17 yaşında teslim oluyorsunuz ve insan hayatını çok önemli bir dokunan bir süreçten de diyoruz. Birincisi velinin kendi finansal imkanlarının e, sürdürülebilir olması e, çok önemli. E, diğer yandan da hani, okulun iyi etüt edilmesi gerekiyor. Birebir okulla gidilip görüşülüp öğretmen kadrosunun e, öğrenilmesi, hangi öğretmenlere çocuğu e, önereceksiniz, okulun nasıl bir müfredatı var, ders dışı imkanları nelerdir, çocuğa hangi yan faaliyetlerde katkı verecek bunların öğrenilmesi önemli. Diğer yandan okulun kurumsal kimliği çok önemli. E, finansal olarak ayakta durabilen, e, sadece bir yılı değil, 10 yıl ötesini finansal olarak görebilen kurumlara emanet etmek gerekiyor. Dolayısıyla zor bir seçim. E, ama bu anlamda e, yani velerin de kaygılı olduğunu görüyorum belki yani özellikle kayıt dönemi işte bir aylarını bu sürece e, ayırıp çocuğuna uygun gelen okullarla birebir görüşmeler yapıp bu anlam çocuğu tanıması için çeşitli envanterler uygulanması ve en doğru okulu yani bu süre zarfı geçtikten sonra seçmeleri daha isabetli olacak olacaktır diye Kesinlikle düşünüyorum. Hocam. Yani çocuk için açısından önemli bir karar ama dünyanın sonu değil e, şöyle ifade etmek istiyorum. Yani okul neticede bir araç. Hani çocuk oraya önem atfettikçe, okulu böyle dişiyle tırnağıyla sahip ben kendine kattıkça biz okul olarak daha faydalı oluyoruz. Ama okul işte ben ücretini verdim, ee, burada yata yata da mezun olurum dediği bir yere dönüştüğü andan itibaren okulun hiçbir faydası Tabii yok. Yani de. tıpkı şu telefon gibi. Hani telefonu biz işte iletişim için, yeni bilgiler edinmek için kullanırsak güzel bir şey. Ama habire fotoğraf, video izlemek için kullanırsak o zarar verme başlıyor. Okulun da böyle dediğim gibi hani etinden, sütünden, her şeyinden faydalanacağı bir e, bir araç olarak görmeleri Kesinlikle. ve o çok anlamda çok güzel faydalanmaları örnek bu gerekiyor. Telefon örneği okulu aynası kendi selfisi olarak görürse hocam bir evet. öğrenci geçmiş olsun. Maalesef evet. Şimdi Süleyman hocamın selamı var hem size hem sevgili Nesibe e, Aydın Hocama. E, Selam. Hoş geldiniz gerçekten. Evet. bir gün birlikte buluş. E, hocam tam artık sonlardayız. Ben soru sormayayım. E, Hido'daydı. Hani o <laughs> var soracağım. Evet, Daha evet. birçok konu var ama bir hemen size pas vereyim. E, son 40 saniyeniz. E, son 40 saniyede biz yani çok keyifli bir iş yapıyoruz İsmail hocam benim çalışma ortamında işte 3 yaşından 17 yaşına kadar farklı yaş gruplarına bir kendi çocuklarınız da bunların kendi içinde kendi, çocuklarım da aynı ortamın içerisinde çok kıymetli meslektaşlarım var öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve biz hepimiz yani bu çocuklarımızın daha iyi yetim alması için severiz kaç kişilik bir akademik danışmanınız var hocam? Ee, danışman ki, ekibi olarak evet, hocam. 11 kişilik bir kurulu onun dışında farklı branşlarda birçok akademisyen hocamızdan aslında olan en çok başlıklarından bir tanesi de buydu. Evet, Başka bir programı sayılandırırız. Evet, evet, onlarla birlikte katılırız inşallah. Evet, inşallah. Çok keyifli, çok çalışan bir ortamın içerisindeyim. Ve tüm özel okullar olarak bu hizmeti dahiyle yapmak. Hocam şeref verdin. Her zamanki Bilmiyorum, gibi keyifli abi. ve öğretici evet. bir programdı, söyleşiydi. Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim Başka hocam. Başka bir programda yeniden birlikte i̇nşallah, olmak dileğiyle. İnşallah hocam, sağ olun. Efendim Genç Vizyon bugün de sona eriyor. Her zaman söylediğim gibi adımız, adımız Van, adımız Kırşehir. Ne olursa olsun soyadımız Türkiye ve bu ülkeyi, bu ülkenin evlatlarını çok seviyoruz. Saygılar, iyi akşamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.